Merhaba arkadaşlar, ben Necat. Bu videomda sizlerle beraber Banggood'dan satın almış olduğum GGRC'nin GGR Pro 130 mm'lik quadcopter kutu açılımını yapacağız. Ürünü 85 dolara aldım. Kumandalı versiyonunu aldım. Dilerseniz siz kumandasız versiyonunu da alarak kendi kumandanızı bind ederek kullanım sağlayabilirsiniz. Şimdi kutumuzu açalım. İçerinden bir tane Avrupa tipi fiş dönüştürücü var. Adamlar düşünüp koymuş. Takipli kargoyla yaklaşık 20 günün sonunda elime ulaştı. Etrafının süngerimsi bir naylonla kaplamışlar. Ürünün kutusu bu şekilde arkadaşlar. Şöyle bir etrafına bakalım. Evet, gördüğünüz üzere biraz hasar almış. İnşallah drone'da herhangi bir şey yoktur. Şöyle gördüğünüz üzere adamlar kaplıyor ama şu köşesinde de büyük ihtimal düşmüş, ezmişler. Kullanım kılavuzu arkadaşlar. İngilizce ve Çince versiyonu var. Bir adet kablo. Bu Avrupa tipi değil arkadaşlar. Dönüştürücüyü takarak Avrupa tipine dönüştürebilirsiniz. Adamlar koymuş. Arkadaşlar kumanda ve büyük ihtimal kumandanın yazılımı veya driver olabilir. PSI-6 arkadaşlar kumanda. Şöyle. Kumanda pille çalışıyor arkadaşlar. 4 tane kalem pille beraber. Kalem pil çıkmıyor içinden. Onu ayrı satın almanız lazım. Ve bir drone'un olduğu sünger çıkıyor arkadaşlar. İçinden neler çıkıyor? Şu kablo. Bir tane CD. GGR Pro'nun 850 mAh'lık 3S'lik lipo pili. Bir adet cırt. Drone'un kendisi arkadaşlar. Şöyle göründüğü gibi elim kadar. 130 mm'lik bir quad. Kutunun içinden başka. Evet. Ayağı düşmüş. Altında sünger var. Şu şekil yapıştıralım. Koyalım. Çıkartabildim sonunda. Şarj aleti arkadaşlar. 2S ve 3S destekli. Tamamen Türk mantığıyla yapılmış. Tak çalıştır. Bir adet büyük ihtimal lipo çantası bu. İçinde Clean Flight yüklü. Siz olur da Beta Flight falan yüklemek isterseniz veyahut da sürüm yükseltmek isterseniz arkadaşlar şöyle bir kablo yollamışlar. Bu kablo flashlamanıza yarıyor. Yani pinlerini lehimlemek yerine oraya iki tane tuş lehimleyip bunları da soket şeklinde kullanarak flashlayabilirsiniz. Bir de arkadaşlar şu kameranın şu tutacak kısmı var gördüğünüz üzere. Şöyle. Şurası oynuyor. Şunlardan yedek de yollamışlar. Kırılırsa vesaire gibi. İki set. Üç işlik pervane arkadaşlar. Büyük ihtimal 30-45 olması lazım. İki tane de alyan çıkıyor arkadaşlar. Büyük ihtimal bir tanesi şuradaki vidaları açmak için.
Bir tanesi de şu motorların somonlarını sıkmak için arkadaşlar. Drone bu şekilde arkadaşlar. 18.06-2300 kW'lık motorlara sahip. FlySky'ın E6B receiver var arkadaşlar. NASA 32 anakarta sahip. Ve şöyle drone'un özelliklerini sayacak olursak. Motorlar 18.06-2300 kW. Thrust gücü 200 gram ile 350 gram arasında. 2 ve 3S pil destekli. 3 iş pervane ile kullanımı sağlanıyor arkadaşlar. ESC'ler Flyco'ların 12A 2 ile 4S destekli, fakat motorlar 3S destekli olduğu için tabii 3S'e kadar pil takılabiliyor bunlara. Kumandanın 500 metre menzili var. FlySky E6 6 kanallı arkadaşlar. Şu sticklerin hepsine komut atayabiliyorsunuz. 4.2 volta geldiği zaman uyarı veriyormuş. 4 tane 1.5 ağalık pillerle 6 volt ile çalışıyormuş arkadaşlar. Zaten ağırlığı 392 gram falan. Şuradaki alıcı ise FSI6 6 kanallı. Kontrolcü arkadaşlar NASA 32. Zaten özellikleri hemen hemen aynı. Diğer işte ben F3 kullanıyordum. O da güzel. Şöyle. Başka. Üzerindeki kamera NTSC ve PAL destekli. 40 kanal barındırıyor. 2.7 ile 5.5 volt arasında çalışıyormuş. Kamerada arkadaşlar 3.6 voltta 5.5 volt arasında çalışıyor. 800 TL'lik bir lensi var. Yatay olarak 150 derecelik bir görüş açısına sahip. Dikey olarak 170 derecelik bir görüş açısına sahipmiş. 40 kanallıymış. Bu da NTSC ve PAL olarak kullanılabiliyormuş. Biz kumanda üzerinden bir stick atayarak bunlar arasında geçiş sağlayabilir misiniz? Drone'un ağırlığı arkadaşlar 199 gram. Pervaneler dörtlü olarak 14 gram. Pille beraber toplamda arkadaşlar 282 grama ulaşıyor. Şöyle, bu benim 180 mm'lik quad'ım arkadaşlar. Aradaki farkı görebilirsiniz. Bunu ben kışın evin içinde uçurmak için aldım. Yani mikro sınıfına giriyor diye düşünüyorum. Drone güzel. Yani 100 Türkiye'den zaten alamazsınız. Bayağı pahalı da. Yurt dışında böyle bir setle beraber 85 dolara aldım. Yanlış hatırlamıyorsam. Böyle bir yanımda pili sarmak için de cirt yollamışlar. Tabii cirt daha iyi olabilirdi. Arkadaşlar, şimdi bunu çalıştırmak için ilk önce Clean Flight uygulamasına girip şuradan micro USB kablonuzu bilgisayarınıza bağlayarak buradan arm tuşlarını atamanız lazım. Ve hangi modlarda uçuş yapacaksınız, o modları da bir stick'e atamanız lazım. Diğer türlü direkt pili takayım çalıştırayım yok arkadaşlar.
gayet güzel. Yani adamlar her şeyi düşünmüş. Şöyle çalıştıracak olursak arkadaşlar, kameranın görüntüsünü merak ediyorum. Şurayı biraz herhalde kamerayı yapıştırmışlar çıkmasın diye. Şöyle bir benim AG'nin VR-207 gözlüğüyle bakalım görüntüsünü arkadaşlar. Şöyle. Şuna da pili bağlayalım. Şuradan kanal arayalım bir. Arkadaşlar görüntü şu şekilde. Şöyle gecikme yok. Göründüğü yüzle gayet güzel. Gerçekten güzel bir görüntüye sahipmiş. Arkadaşlar bunu normalde şöyle altına da sabitleyebilirsiniz. Fakat burada şöyle göründüğü üzere cırtı takacağınız bir yer yok. O yüzden adamlar üstüne koymanızı önermişler. Şuradaki yapıştıranları ben yapıştırmadım. Üzerinde vardı. Şöyle yapıştırıp stickersları, kendi stickersını koyalım. Yapıştırdığınız zaman şu şekilde duracaktır. Şunları bir açalım. Ki motor döndüğü zaman somonlar sıkışmasın arkadaşlar. Diğer türlü bayağı. Zor çıkıyor. Şöyle arkadaşlar. 4 tane pil takalım. Pilli olması bence güzel. Pili her yerde bulabilirsiniz arkadaşlar. Yani köye de gitseniz köyde de bu pillerden bulursunuz. Arkadaşlar şimdi kumandamızı çalıştıralım. Eğer arkadaşlar böyle bir uyarı alırsanız, buradaki uyarının anlamı tüm stickleri yukarı çekin. Tüm şimdi gördüğünüz üzere. Tabii ben buna daha önceden bir arım, yani çalıştığı komutu atadığım için şu an çalışacaktır. Kumanda üzerinde arkadaşlar drone'umuzun şu altta göründüğü üzere pil durumunu da görebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi arm tuşunu ben CVD'ye eklemiştim. Şimdi çalıştıralım göründüğü üzere. Gaz verelim. Önlerinde mavi, arkasında kırmızı ledler mevcut arkadaşlar. Bu da karanlık uçuşlarda veya hatta yarışlarda, biliyorsunuz mecbur zaten yarışlarda eğer yarışıyorsanız, ki arkanızdan gelen kişinin sizi görebilmesi için. Bence gayet güzel arkadaşlar. Fiyat performans ürünü diye düşünüyorum. Kendiniz toplamaya kalktığınız zaman daha pahalıya geliyor. Şu kumandayı sadece 180 milyona satıyorlar. Yani şu pili de Türkiye'de zaten 60 milyona satıyorlar. Yurt dışından getirmek bayağı sıkıntı. Motorlarıymış, ESC'siymiş, kontrolcüsüymüş, PDVC'ymiş, İşte ne bileyim lehimlemesiymiş, kamerasıymış derken bayağı bir pahalıya denk geliyor. Bence hepsinin bir arada olması gayet güzel. Hoşuma gitti arkadaşlar. O yüzden aldım. Biraz araştırarak da almıştım. İnternetten videolarını da izlemiştim. Ben beğenmediğim yanlarından bir tanesi şu pilin şöyle durması arkadaşlar. Yani acayip kasıntı duruyor gerçekten. Hani altına yapıştırsan olmuyor, üstüne yapıştırsan olmuyor. Yani şuranın daha böyle ne bileyim, ya şu kablonun biraz daha uzun olması lazımdı ya da soketlerin daha farklı olması lazımdı. Kamera gerçekten gayet güzel. Yani şu an
izliyorum. Anlık olarak gecikmesiz veriyor. Şöyle bir motoru çalıştırıp gitgeller mevcut mu bakayım. Şu an ekranda herhangi bir karıncalanma yok arkadaşlar. Gayet net alıyor görüntüyü. Şimdi pervanelerini takıp drone'un nasıl bir görüntüye sahip olduğunu hep birlikte görelim arkadaşlar. Pervanelerinde nasıl takılacağını arkadaşlar. Pervanelerin bir hücum kenarı ve firar kenarı mevcut arkadaşlar. Pervane hücum kenarına doğru döner. Yani şöyle baktığınız zaman, şöyle koyduğunuz zaman alt kısımdan değil de üst tarafta olan tarafa doğru döner. Yani şöyle göstermek gerekirse şu tarafa doğru döner arkadaşlar. Şu tarafa doğru değil. Şunun ve pervaneleri biliyorsunuz 1, 2, 3, 4 şeklinde sıralıyoruz. ESC'lerimiz o. Ön taraflar içe doğru. İki taraf da içe doğru dönüyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Şöyle pervaneleri yerleştirmek gerekirse arkadaşlar. Şöyle. Şu şuraya gelecektir büyük ihtimalle. Şu da şuraya arkadaşlar. Somonlar da arkadaşlar dönüş yönleri farklı. Motorun tersine doğru dönüyor somonlar ki döndüğünde sıkışabilsin. Drone'un üzerinde buzzer bulunmuyor arkadaşlar. Dilerseniz siz kendiniz buzzer takabilirsiniz. Eğer drone kaza kırım yaşanır da kırılırsa üzerindeki atıyorum frame'i kırılır. Frame'i internetten sipariş verir. Aynı düzene üzerine yapıştırır. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle şu gelen somon alyanlarla da arkadaşlar şu şekilde sokarak motorlarından tutarak hafif iyice sıkıyoruz. Şöyle. Şöyle arkadaşlar. Şu şekilde çalıştırdığımız zaman görüyorsunuz. Şu motorda bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Pili şarj etmek için de çok basit arkadaşlar. Balans soketini uygun kısma yerleştirip fişi de prize taktığınız zaman otomatikman şarj olacaktır arkadaşlar. Drone hakkında anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.